Şimdi üçgen verilmiş, ikizkenar üçgen olarak. Şurada 105 derece var. Bu eşitlik aktarılmış, bu da aktarılmış. Tüm bilgiler şeklin üzerinde verilmiş. Şimdi şu yeşile boyadığım üçgene bakarsak, ikizkenar üçgen şu açılar birbirine eşit. Demek ki buradaki açıyla, ki o açı x, buradaki açı birbirine eşit olmalı, ikizkenar üçgen olduğu için. Yukarıdaki açı x olduğu için biz şuraya da x diyebiliriz. Şunları siliyorum şimdi. Şunu da silelim. Buradaki açı x. Şimdi yine aynı üçgene bakarsak x iki tane iç açı. Şunlar. Burası ve burası iç açı. Bunlar kendilerine komşu olmayan üçüncü köşenin dış açısına eşit olur. Yani şuraya. x. Burası 2x olacak. Şunları siliyorum yeniden. Şimdi burada bir eşitlik verilmiş. Açılar birbirine eşitmiş. Şurası 2x ise içerideki açı da 2x olacak. Burası da 2x olacak. Bunu da söyleyebiliriz. Sonra farklı bir takım işlemler yapmak mümkün. Şuradan yazabiliriz. Ya da buradan yazabiliriz. Şu an sarıya boyadığım üçgene bakarsak iç açılarının toplamı, iki tane iç açısının toplamı üçüncü köşenin dış açısını verir. Yani şu x de buradaki 2x'in toplamı şuradaki 105'i verir. Yazıyorum onu. x+2x eşittir dışarıdaki açı 105. Yani 3x eşittir 105. 3'e bölünce x eşittir 35. X açısı 35 derece.